Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışmaları sürerken Fehmi Korudan dikkat çeken bir analiz geldi. Abdullah Gül'ün adaylığı konusundaki üst üste yazılarından bir sonuç alamayan Fehmi Koru, Altılı Masa'nın Mansur Yavaş'ı aday gösterebileceğini iddia etti. Koru buna gerekçe olarak da iktidarın 250 bin ucuz konut kampanyasını gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ucuz konut projesi için projede tek sorun taleplerin 1-2 ay içerisinde toplanmasına karşılık. Konutların 2 yıl sonra teslim edilmeye başlanacak olması, arada bir seçim var ve bu projeyi açıklayan iktidarın seçimde kaybetme ihtimali hiç de az değil diyen Fehmi Koru, ev, arsa ve iş yeri için başvuracak kişilerin toplam oyunun 3 milyon olduğunu belirterek şunları yazdı: "Eh zaten 500 bin konut artı 250 bin arsa artı 50 bin iş yerine sahip olacak kişiler ve aileleri muhalif partilere oy vermekten vazgeçerse Bakmışsınız mevcut iktidar bir 5 yıl daha iş başında kalmayı başarı vermiş. Muhalefet temsilcileri bu projeden yararlanacakların iktidara yakın insanlar olacağını parmaklarına dolamış durumdalar. Ancak bu defa yanılmaları haklı çıkmalarından daha fazla mümkün. Zaten iktidar partilerine oy verecek insanları yeniden ödüllendirmek yerine özellikle muhalif bilinenler bu vadi muhatabı olabilirler. CHP lideri aday gibi davranıyor. Olsa da altılı masa denilen liderlerden bir başkası üzerinde ısrarcı olan çıkabilir. Ona "Sizin şu şartlarda seçilmeniz zor. Cumhurbaşkanlığı kaybedilebilir. Gelin ısrardan vazgeçin." Kamuoyu yoklamaları partinizden seçilmiş Ankara Belediye Başkanını rakibinden önde gösteriyor. Aday o olursa kazanırız denildiğinde ne yapabilir CHP lideri? Bir önceki cumhurbaşkanı seçiminde CHP ile birlikte hareket ettiği izlenimi veren İyi Parti'nin lideri Meral Akşener, kendisinden farklı düşünen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikna etmeye çalışmasına rağmen aday olmakta direnmemiş miydi? Yine ve daha büyük bir ısrarla vaktiyle aynı parti MHP içerisinde bulundukları Mansur Yavaş'ın adaylığını öne sürebilir. Üstelik MHP'den de oy alabileceği gibi bir gerekçe de var. Mansur Yavaş'a MHP lideri Devlet Bahçeli'nin karşı çıkacağını sanmam. MHP tabanı da aday belli karar net denmesine rağmen yavaş olursa karşı cephe adayına pekala oy verebilir. HDP'liler oy vermezmiş, vermesinler. MHP'den gelecek oylar onların eksiğini tamamlar. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, ring kenarından siz aday göstermezseniz ben imza toplayarak Mansur Yavaş'ın aday olmasını sağlarım demekte. Hatta adayını Mansur Yavaş olarak belirlemiş muhalefet cephesi, seçim kampanya sırasında iktidarın kendisine oy vermemeyi düşünenleri yanına çekmek için açıkladı, konut artı arsa artı iş yeri projesini belediye kökenli adayların daha güvenli bir biçimde yerine getirebileceği propagandası bile yapabilir ifadesini kullandı.